aldılar elinden Ebru gelini, saramadım yarın ince derini, kim silecek gözlerimin serini, dağlar yüce dağlar, derdin nece dağlar, yol ver kurban olur yarın geçe dağlar. Dağlar yüce dağlar, derdin nece dağlar, yol ver kurban olur yarın geçe dağlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarike esmike. Yeter sus. Duanın zararı mı olur? Zararı yok. Bak asabım bozayım böyle mırıl mırıl. Sanki ağam ölmüş. Ya tövbe de. İçinden o kozlama. Ağama bir şey olmayacak değil mi Hasan? Lan dingil. Ağzı hayra aç. Sanki ağam ölmüş. Aç da ambulans. Hadi abi. Hadi gözünü seveyim. Hadi ya. Abi. Ne hızlı. Ya işte tamam. Ne yapıyorsun? Sürün işte. Dikkatli sür. Bir yere çarpacaksın. Çarpmam çarpmam sen merak etme. Takip edeyim mi? Sür hele sür sür sür. Ah Ezo ah. Söz dinletemedim ki. Gideceğim diye tutturdu. Açmıyor mu? Açmıyor Mehmet Usta açmıyor. Geç olmadan ulaşsak bari. Ha, ileriden döneceğiz ha. Tamam. Ameliyathane hazır değil mi? Hazır efendim. Yakın mısınız? Ben yakınıyım bacım. Siz danışmaya uğrayıp kayıt işlemlerini yaptırın. Tamam. Doktor bey ilgilenecek. Dikkat et. Siz burada kalıyorsunuz. Azat siz burada bekleyin. Bir şey ne lazım olur ha? En sevdiğim Eten'den doğdum. Eda'nın alsana kimdi bunlar? Bilmiyorum ki Meryem. Tam içeri girecektim. Zeberlak gibi sardılar etrafımı. E ne edecek şimdi? Öğreneceğiz kimdi bunlar. Öğrendikten sonra? O zaman başka çareler arayacağız. Dikkat et Meryem. Yavaş. Ya dikkat etsene. Bu mu senin şoförlüğün? He bu. Beğenemedin mi? Onların elinden ölmedik de senin elinden öleceğiz abi. Bir yere yanaş. Yanaş da ben süreyim. Ya dur. Beğendiremedik he mi? Ya çek kenara. Tamam çek. Yanaş yanaş yanaş. Al sen sür al.
Aç kapıyı Ömer. Ömer. Burada kimse yok gibi. Burası değil mi acaba? Yok canım, burası. Ezo. Ömer. Ezo, orada mısın? Niye izin verdin gitmesine Mehmet Usta? Ben niye bileyim böyle olacağını? Abi boşuna vurmayın. Onlara bir şey oldu demin. Ambulans geldi gittiler. He? Anlat bakalım şimdilik, nasıl oldu? Vallahi bilmiyorum Ezo Hanım. Kur'an çarpsın ki bilmeyeyim. Ya nasıl bilmeyeyim, beraber değil miydiniz? Ya evet, birlikte değildik. Ya hadi devam et. Ne öyle düğümlenmiş kedi kimin konuşayım? He işte, ben bakkala gitmiştim. Dönerken bir de baktım ki Ömer kardeş sarsıra sarsıra geldi. Koluna girdim, dükkana getirdim. He, koluna girdin, dükkana getirdin değil mi? He Ezo Hanım, aynen öyle oldu. Bacım, Ömer kardeşin durumu nasıl? Ömer Bey için acilen kan bulunması gerek. Biz kan bankalarına sorduruyoruz. Siz de çevrenizdekilere sordurun. Sıfır RH negatif kana ihtiyacımız var. Benim kanım uyar mı bacım? Yok, sizin pozitif. Ya benim de pozitif. Benim kanımı verin. Helal olsun ağama. Benimki de helal. Kan gruplarınız ne? Grup mu? Ne grubu? O ne ki? Öyle hemen verin demek de olmaz. Test yapılması lazım. Gelin. Hadi gidelim. Ben telefonu dükkanda unutmuşum. Ver de Meryem'i falan arayak. Belki onlarınki uyar. Bak Meryem, bu ettiğimizi kimse bilmeyecek. Tamam mı? Ben de gidip herkese diyecektim zaten. Ben söyleyeyim de. Aa. Ezo yok herhalde. Işık yanmıyor. Bu kim ki? Aç bakalım kimmiş? Konuşmayayım. Meryem. Meryem. Ya kız Meryem, niye konuşmayayım? Ezo ben, Ezo. Aa, Ezo sen misin? Numara yabancı geldi de. Telefonu dükkanda unutmuşum. Bak şimdi beni iyi dinle. Ben hastanedeyim. Ne? Neredin hastanede, bir şey mi olmuş? Ya yok, bağ değil. Ömer bıçaklanmış. Ameliyat ediler. Kan lazım, acil. Bir sor bakalım konu komşuya. Sıfır negatif kanı olan var mı? Ne olmuş ki Ömer abiye? Ya de haydi, uzatma. Acil diyeyim, acil. Unutma. Sıfır negatif. Bir kan lazım de. Ömer'i söyleme ha. Ben Nurcena Hastanesi'ndeyim. Haber bekleyeyim. Hadi ha. Ana, kadın bey de aramış. Ya ne olmuş Ömer, anlatsana. Ya bilmiyorum, bıçaklanmış diye. Bıçaklanmış mı? Hadi, hadi. Alo, buyurun kadın bey. Ha Meryem, Ezo'dan haberin var mı? Var, hastanede kan lazımmış kadın bey. Ne? Ne diyorsun sen Meryem? Ezo'ya bir şey mi oldu? Yok, Ezo aradı beni. E kime lazımmış kan? Ömer abiye lazımmış kadın bey. Hangi hastane? Şey, Nurcan Hastanesi dedi. Tamam. Ömer'e bir şey olmuş, kan arıyorlarmış. Hı. Beni sormuşsun ağam. Sen sordun. Neredeydin? Amcaoğullarına kadar gitmiştim ağam. Seyit'in komşusu mu bu amcaoğulları? Seyit'in şürekası Taziye'ye oturmuş evin bahçesine de. Onlar görmüşler seni oralarda. Nasıl ağam? Ulan bir de utanmadan yalan mı söyleyeyim? Benim haberim olmadan sen nasıl böyle bir şey yapayım ha? Ağam, Meryem bacının parası... Başlatma lan Meryem bacından. Aklıyla oraya mı gidin sen? Orada polis olaydı ne edeceydin? He? Meryem bacının parası mı kurtaracaktın? Bok yoruna mapsa mı göndereceksin sen beni? Vallahi ne oluyor? Geç Nur Hanım, geç sen. Nerede o aklıyılık? Hastanede. Ömer bıçaklamış biri. Allah dert verdi mi? Bir tane vermiyor ki. Nur Hanım, ben bir hastaneye gideceğim. İhtiyaç var vallahi, ben de geleyim. Yo, sen rahatsız olma. Ben hemen dönerim. Madem Ömer Tahtalıköy'ü boylayacakmış, yanı boş kalmasın, Meryem'i de yanında gönderivereyim bari. Apo,
Hastaneye gidecek demedik mi? Dedin ağam. Üçe kadar sayayım. Kaybol. Bir. Başsın ağam. Zeynep, yengenin yanında kal. Tamam ağam. Bu kavatta kapıyı beklesin. Allah Allah. Çekil önümden. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. İyi misin? Ben iyiyim. Ne olmuş Ömer'e? Ne bileyim, bilen yok kendinden başka. Ben onu benim peşimi bırak demeye gittim ama o halde görünce... Zaten onlar da yol bilmiyor, iz bilmiyor. Ben... Senden açıklama beklemiyorum Ezo. Tanımadığın biri olsa bile aynı şeyi yapardın sen. Ama keşke bana haber verseydin. Öldüm meraktan. Ameliyatta mı şimdi? Gam bulamadık. Şimdi Nizam abi aradı. Kahvede de uyan kimse yokmuş. Mahallede de kimseninki uyumuyormuş. Allah Allah. Neymiş kan grubu? Sıfır negatif. Dur bakalım. Bir çaresi bulunur. Nizam'ın kafası karışık zaten. O şimdi halledemez. Ben gidip bir bakayım. Abi ben bırakayım seni. Yok yok, bir taksiye atlar giderim. Sen kızların yanında kal. Hadi. Otur. Otur. Yok, bulamadık daha. Kan bankasında da yok değiller. Radyoya anons verdirdik. Ne bileyim, bir insan evladı çıkar diye bekliyik. Yok, senlik bir şey yok Mehmet Usta. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Tamam. Tamam, eyvallah. Ne oldu yenge hanım? Yok bir şey. Yengem falan da değilim ben senin. Of! Geçmiş olsun Ezo. Maşallah, hemen almışsın haberi. Ölmediğini öğrenip işini bitirivereyim diye mi geldin? Ya biz senden konuşmadık mı? Tövbe de Ezo. Ben kapattım Ömer'le hesabımı. Ben bilmeyeyim mi ne olduğunu? Ya bilmeyeyim. Ama ne de olsa aynı sofraya oturmuşluğumuz vardır. Bizlik bir durum vardır diye çıktım geldim. Yeni yetme ağalar bilmese de yol yordan budur. Ne oldu ağanıza? Kollayamadınız mı? Aman onlar da bilmiyorlar. Bana arayayımsınız. Bulabildiniz mi? Ben hopayı yolladım, o da arayayım. Hoş geldin ağam. Abahlı yılın kanına kısam olmayayım mı? Ya ne diyeyim? Yine bir şey mi etti Meryem? Ya biz kapatmadık mı o mevzuları? O biliyor ne ettiğini. Ne etmişim ki ağam? Bak Meryem! Şşş! Benim tepemin tasını attırma. Seyfo ile bir daha görüştüğünü duymayacağım. O paranın üstüne de soğuk su içeceğim. Eğer Seyfo'nun yanına yanaştığını duyarsam... ...vallahi billahi ikinizi de ipe dizerim ona göre. Ya ne oldu? Ben diyeceğimi dedim. Merhaba valla. Merhaba yeğen. Ne oldu? Bulabildin mi? Yok, birkaç arkadaşa haber verdim. Henüz cevap yok. Gözünüz aydın. İki ünite kan bulunmuş. Heh. Gözünüz aydın. Demek ki benlik bir şey kalmadı. Hadi sen de benim adıma geçmiş olsun dersin. Ömer ağaya. Derim derim. Tanrı'dan diledim. Bu kadar dilek. Aman aman. Bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görerek, aman aman bir daha görerek. O yarın yüzünü bir daha görmek, aman bir daha görmek. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman dizinde yatmak. Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman yüzüne bakmak.
dizinde yatıp da yüzüne bakma, kalmama bak yüzüne bakma. Gel aman aman yanıma, yazıkma canıma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Nerede kaldı bu? Bir saat oldu. Kimmiş o usta? Kim olacak? Zeki. Ya başına bir şey gelmiş olmasın baba? Hayırdır erkencisi? Biraz işim var öğleden sonra. İzin isteyeceğim usta ustadan. Aç Zeki şu telefonu. Aç. Efendim usta. Neredesin sen Zeki? Mutfaktayım usta. Beni mi kandırıyorsun? Ben neredeyim? Yok usta, niye kandırayım? Sen de mutfaktasın. Sen bittin Zeki. Niye telefonla konuşuyoruz usta? Neredesin sen? Yine mahalledeki çocuklara mı takıldın? Yok vallahi usta, şey otobüste uyuyakalmışım. Ta son durağa kadar gitmişim. 15 dakikalık yolda mı uyudun Zeki? Şoföre de dediydim aslında. Beni 15 dakika sonra uyandır diye ama... Seni sonra boğacağım. Şimdi eldivenleri tak hadi. Tamam usta. Tamam. Ezo. Ha? Hafta sonu beni yemeğe götürmek istiyor. Evden çıkmama yardımcı olur musun? Ya beni karıştırma. Ya Ezo lütfen. İyi, bir hafta sonu gelsin de bakarız. Sağ ol. Söz vermeyeyim ha. Tamam tamam. Haydi Ömer, madem iyi oldun, kalk artık gidek. Nereye gidiyik Ezo? Nereye olacak, evimize. Evimize öyle mi? Hı hı. Ezo. Ömer'im. Ezo. Ömer'im. Ezo. Ömer'im. Ömer. Ömer kardeş. Ömer. Ömer kardeş. Ömer kardeş. Ömer kardeş. Ömer kardeş, iyi misin? İyiyim kadı, iyiyim. Ne oldu, nedir vaziyet? Ömer kardeş, o kancık sana bıçağı sallayınca... Sen de onu vurdun öyle mi? Ya vurmasam seni bıçaklamakla kalmazdı. İkimizin de leşini oracağı seriverirdi. Kadı, kimseye söyledin mi? Yok, bilen yok daha. Lafın berisi gelsin. Eze yengem sordu. Ben de görmedim dedim. Yolda karşılaştım dedim. Bakkaldan dönünce yani. İyi alt ettin. Nasıl temizleyecek şimdi? Ömer kardeş, diyeyim ki... Eze yenge sorarsa desen ki kapkaç falan. İnanır belki. Polis falan da işin içine girerse lafımız bir olsun. He mi? He kadı, he. Aha, bak işte bu ateşe minti denir. Ne yapıyorsun? Görecek şimdi. Otobüs hikayesini uydurdun. Yine çocuklarla miskete takıldın değil mi? Tam 40 tane kazandım. Hayriye inandığını de bilelerinden mi yapacaksın? Ne kaynatıyorsunuz orada? Hiç usta. Ben çıkaydım da onu söyledim. Peki Ezo, kolay gelsin. Sağ ol usta, size de. Kolay gelsin. Sağ olun kolay gelsin usta. Ha, Kutsal usta, Elçin annenin selamını getirdim sana. Havaalanından şimdi geliyorum da. İsviçre'ye gitti, Arzu'nun yanına.
Aa. Bir şey mi oldu Arzu Hanım'a? Yok yok, kötü bir şey yok. Bunu aldı biraz. Arzu da çağırmıştı zaten. E hiç haberimiz olmadı. Elçin anneyi bilmiyor musun? Kafasına koyduğu şeyi hemen yapar. Sen çıkıyor muydun? Ha, çıkıyordum. Nereye? E dükkana ustalar gelecekti de. Hadi kolay gelsin usta. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Ezo. Ezo. Sağ ol Ezo. Gel hadi, gel gel. Bırakayım mı seni? Ben dükkana gitmeyeyim. Biliyorum. Hastaneye gidiyorsun. Duymasınlar diye öyle uydurdum. Görebilir miyim bilmeyeyim ama bir çift de lafım var. Dün gece söyleyemedim. Yani Ömer gönlümde değil, aklımda. Ama sen de yanlış anlama. Benim senden yana şüphem yok Ezo. Sağ ol. Gece yanımda olmayaydın ne ederdim bilmeyeyim. Ezo. Hı? Pazar için plan yapma. Bir yere gideceğiz. Usta, şu kebap mevzunu konuşalım mı seninle artık? Kebap mı? Bak güzel, bu işte bir 3000 lira param var. Sağa sola da haber verdim. Denkleştiririz biz bu parayı Allah'ın izniyle. Ne oldu, ne bakıyorsun? Aman yok bir şey. Ne fısıldaşıyorsunuz diye bakıyorum. Yok canım, ne fısıldaşması. Kocanın yalan muhabbetini dinliyoruz işte. Sen bir çay versene bize. Buyurun. Biz icra mahkemesinden geliyoruz. Nizam Altın burada mı? Buyurun. Nizam benim. Daha önce tebliğ edilmiş bir kredi borcunuz varmış. Haciz işlemi uygulayacağız. Hidayet'in eski adamlarını vurmuşlar. Bizim ortaklık biteli çok oldu. Bizle bir alakası var mıdır? Vallahi bilmeyeyim. Ama biri bir iş çeviriyor. Bu Hidayet'in o zaman yanında çalışan bir Nazmi vardı. Onu dün öldürmüşler dükkanında. 3-4 gün evvel de eski şoförlerinden Şeref diye birini vurmuşlar. Bize dokunmasın bu işin ucu. O işle Seyfo ilgileniydi ya, bir soralım bakalım. Seyfo! Buyur ağam. Sen bu Hidayet'in adamı Nazmi'yi bileyim mi? Bileyim ağam. Bir de Şeref varmış şoför. Onu da bileyim. İkisini de vurmuşlar. Belli miymiş vuran? Nezir, sen bir araştır şu işi, başımız ağrımasın sonra. Tamamdır valla kardeş. Biz o işte bir düşman edindik mi? Benim bildiğim yok öyle bir şey ağam. Et yiyek mi? Burada bir şey yok ki. Bulgur, biber, tepsi, tabak. Bir yazak kasa var. Bir televizyon. Tezgaha yazalım. Şu buzdolabında yazalım. Tamam. Ezom hoş gelmişsin. Hoş bulduk. İyi misin? Çok şükür Ezom. Yarına çıkar ilermiş. İyi, anlat hele, ne oldu? Vallahi bilmiyorum ki Ezom. Birden iki kişi cebimdeki paraya yüklenince, ben de karşı koyunca sapladılar bıçağı. Kapkaç herhalde. Kapkaç he mi? Senin paranı nereden bilirlermiş? Bilmiyorum Ezom. Akıl sır erdiremedim. Sen iyi misin? Ey, sana insanlık yapayım, hemen başka tarafa çekme. Çekilecek yanı mı varmış Ezom? Baklava aldırtmışsın bizde. Tövbe, kim demiş? Sen bu İstanbul ellerinde iyice yalancı olmuşsun ha. Veri bak Ömer. Benim senden gelecek yardıma ihtiyacım yok. Çok şükür kendi kendime yeteyim. Sen kendi derdini ağla. Peşinden sürüklediğin şu adamları ağla. Ezom, içim acı. Ne yapayım, dayanamayayım. Birkaç güne bir şeyin kalmaz, sonra işine gücüne bakarsın. Yok Ezom, şikayetim ondan değil. Ne? Hatta sevineyim böyle oldu diye. Seni dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya. Oh. Bu yara iyileşir de içimdeki yara nasıl iyileşir onu düşüneyim. Gün gün kabarıyor, büyüyor Ezom. Bana bir şans daha ver. Senin Ömer'in onlam için bir şans daha. Eski günlerin hatırına bir şans daha.
Bu yara karalır da içime çökerse iflah olmam Ezo. Vallahi işin o tarafını evvelden düşünecektim. Geldim gördüm Turp kimisin. Hadi kal sağlıcakla. Ezo. Bana niye haber vermedin Nizam? Versem ne olacaktı? Bir durun bakayım. Kavganın sırası mı? Zaten zar zor razı ettik adamı. Bu işi nasıl sardıysan başımıza öyle temizle Nizam. Evime haciz getirip konuya komşuya rezil olamam ben. Topla eşyalar o zaman. Gelsinler boş eve. Ben girerim hapse. Evet ben girerim hapse. Hem kafam dinlenir. Sen de rahat edersin. Yahu durun. Dur sen de Aziye. Sağa sola haber salacağız. Ödeyeceğiz bu borcu. Rezil olmasın o ya. Ben girerim hapse. Nizam. O zaman mutlu olacağımı mı sanıyorsun? Ha şöyle ya. Bir sakin olun. Bulacağız o parayı. Bulacağız. Ne oluyor aldın parayı? Aman İnşallah. Gözü kara kızım bu adamın. İnşallah. Sonuna kadar gideceğim diye. Ezo. Ha. Bu Ömer abiye gana kim vermiş bileyim mi? Yok hastane buldu diyorlar. Ne oldu? Hiç. Merak ettim. Filmlerde falan izliyoruz. O gana öyle kolay bulunmuyor da. Öyle çabuk olunca. Şanslıymış işte Ömer. Siz kadın böyle yarın mı buluşacaksınız? Aha. Niye sorayım? Hiç. Sizin filmin sonunu merak edeyim ya kavuşacak mısınız diye. Acık var sende ha Meryem. Vallahi boşa dem ya. Aha. Gitti 500 bin. E dedim ama ben ama açılır mı? Gene küçük oldu. E 500 de gitti. Gelik abi gelik gelik gelik. Uslan koş koş. Azat Şaki koşun lan. Gel ağam gel. Yavaş. Ha, yavaş. Ha, tamam. Gel ağam. Geçmiş olsun ağam. Ömer kardeş hadi geçmiş olsun. Ucuz atlattın. Beni dinleyeydin ya. Hiç bunların biri olmazdı. Ya daha ne gelsin kadı. Ezom gene postayı koymuştur bana. Ölüp geçsem daha iyiydi. Ağam yorulmayasan bir yorgan döşek ataksan ha. Sağ olasın Azat. He iyi olur ben hadi biraz abi. Uzanayım. Gel hadi şöyle. Hadi. Çıkaydım ben de. Ezom. Ay! Hayrola iyileştin de yine eski haline mi döndün? Hemen kızma. Teşekkür etmeye geldim. Bir şey değil. Çekil yolumda. Ezom. Bunlar senin için. Seversin. Yok artık sevmeyeyim. Sen onu sevecek birilerine ver. Bir yere mi yetişin yoksa Ezom? Ay! Tamam be. Ezo Ezo yeter. Elimde kala kala bir bu kalmış. Onu da çok görme Ezom. Çok güzel olmuş. Ezom, beni dinle. Of! Ya Ezom dinlemiyor. Çıktım baktım kapıda bekçi köpeğin kimin dikiliydi. Ne yapsaydım? Kim? Ömer. Gittiğim gitmeyeyim. Ezo. Ha. Bana açıklama yapma. Ben seni biliyorum. O kapıya gelmiş dayanmış boş. Sen buradasın. Benim yanımdasın. Seni üzmesin yeter. Gül biraz ya. Çok güzelsin.
Gel hele gel Nur Hanım. Vay vay vay. Bak 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 şunun tadına bak. Vallahi tam ağzına layık ha. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Senin canına sağlık, canına. Seyfo! Seyfo! Seyfo yok ağam. Nasıl yok? Alınacak birkaç şey vardı da ben gönderdim. Yani Nur Hanım. Neyse. Ağzımızın tadını bozmayak. O aklı yıllık kız bu bizim Seyfo'nun da aklını yıllıktıracak sonunda. İş değil onlar iki, bileyim değil mi? Biliyorum, biliyorum. Şimdi yavaşça vites değiştirelim. Yavaşça bas bakalım. Aman ya. Ya yine ne oldu Seyfo? İkinci viteste kalkıyorsun Meryem. E'sin var Meryem, daha kaç kere anlatacağım. İlk kalkışta birinci viteste kalkacaksın. Ya 100 kere 1000 kere anlatırsın Seyfo. Ne var, kullarım dökülüyor. Öğrendik işte. De hadi gel. Yavaş yavaş at vites. Yavaş yavaş bas gaza. Gidik Seyfo. Vallahi gidik ha. Ya sen rallici olmuşsun zaten Meryem. Ya Seyfo. Ha. Bu Ömer abiye kanı sizden biri mi verdi? Yok. Hastanede bulunmuş diyorlar. Ey Allah'ım yarabbim. Bak duri anam. 2 adım gitmeden duri. Senin araban bozuk Seyfo. Ne alakası var canım? Hadi hadi bas gazı, bas. Yavaş. Dikkat et Meryem. Ezo, benim için babamdan izin alır mısın? Değil değil, tasalanma Ömer, değil. Canım ben bir şey demiyorum ki. Tamam, için rahat etsin de. Eylül. Onlar Nedim'le çıkmayacaklar mıydı? Bileyim için işte sen. Evet. Ben de boşu boşuna susayım ha. İşte onu deyip babamdan izin al deyip. Ne diyeceğim ben şimdi? Senin bileceğin iş. Ama doğru değil açıkçası. Ya tamam onu bileyim. Ben onu demeyeyim. Onca olandan sonra Nedim Bey'in derdini onu merak edeyim. Tamam kardeşin ama... Kusura bakma. Ya yine kalbine kırarsa kızım diye korkayım. Ha, yok sanmam. Çok pişman oldu Nedim. Hatasını anladı. Ayrıca Eylül'e gerçekten önem veriyor. Alo. Gusal Usta ha, benim Ezo. Ha, Eylül'ün işi yoksa acık çıksın da gezek diyecektim. Tamam. Oldu ustam. Ey. Sağ olasın. Oh aha da oldu. Vay 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 vay. Hiç teklemeden söyledin yalanı. Canım ne var bunda, beyaz yalan bu. Ha. Hem sevaptır, sevaptır. Sevene yardımcı olayım. Başkasına yardım ederken hiç çekinmiyorsun. İş sana gelince? Bana gelince de oluyor. Hiç laf karıştırma şimdi. Bak insan onca derdin tasanın arasında böyle yemeği içmeyi hiç bırakmıyor. Homini gırtlak yutuyor. Bir gün yemez, 2 gün yemez. Sonra elbet yiyecek. Ne olursa olsun. İnsan için ilk başta kendi hayatı gelmeli. Haksız mıyım? Elbet. Sana sonra bakıcın elbet ama kendine de bakıcın. Ya çok lezzetli olmuş ha. Zeynel Aziz kendiniz de yiyin oğlum. Aldık ağam, afiyet olsun. Hiç anlamayayım ha. Kimi insan yemiyor bu eti? Vejeteryan mı ne diyorlar? Ya vallahi nimeti bu. Hadi onları anladık. Bir de diyet yapıyor ya kadınlar. Et yemiyorlar. Ya vallahi akıl fikir versin. Eyle sarıcın. Löp löp götüreceksin ki kan olsun. Çıtkırıldım hanımlar. Al bir de sağa bak. Hiç beni kırmayın. Kimileyin benim zorumla yiyin ama. Ama hala maşallahım var. Dırnağın bile olamaz o kadınlar senin. Sağ ol. Yalan değil Nur Hanım. Bizim gibi adamın kahrını çekeyim bir taraftan. İnsanın anası olsa çöker ihtiyarlar onca kahre. Ama sen hala ay gibi parlayın.
Hoş geldiniz. Merhaba Vedat. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Evet, sağ olasın. Hoş geldiniz Kadim Bey. Hoş bulduk. Bagajda paketler var, alırsın tabii değil efendim. Mi? Tabii efendim. Gel. Niye geldik buraya? Gel hadi gel. Merhaba Kadim Bey, nasılsınız? Merhaba Müdür Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Çocuklar yok mu? Burada çocuklar. Çocuklar! Merhaba. Kız, bakayım. Aa, çıkmış alçın. Aferin sana. Kanlarla geldi. Ne haber? Bakın size birini tanıştıracağım. Ezo ablanıza merhaba deyin. Beğendiniz mi bakayım Ezo ablanızı? Merhaba, merhaba. Hoş gördüm. Tamam, tamam. Sakin olun. Yavaş, etinize var. Tamam, tamam. Dur. Hadi gelin biraz sohbet edelim. Böyle gelin. Kusura bakma. Ancak çıkabildim. Çok beklettin mi? Yok yok. Korktum sadece. Neden? Gelmeyeceksin sandım. Ha yok. Ezo sağ olsun yardım etti. Ama çok iznim yok. 1-2 saate kalkarım. O da yeter. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi. Böyle liseli çocuklar gibi gizli gizli buluşuyoruz. Ne yapalım artık? Bir süre böyle idare edeceğiz. Çocuklar çok özledi Kadim Bey sizi. Ne zamandır soruyorlardı. Haklısınız. Son 2 haftadır ihmal ettim biraz. Sen habire geleyim mi buraya? Müsaade. Kadim Bey her hafta mutlaka uğrar. Öyle mi? Sağ olsun, çocukların her şeyiyle ilgileniyor. Okul masraflarından tutun da kıyafetlerine kadar. Ne güzel. İstap oynayalım mı? Olur. O zaman hadi bırakın bakalım hediyeleri şöyle. Hadi kalk. Nereye? İstop oynayacağız. Nereye nereye? Gel sen gel. Hadi gel. Çocuklar, Ezo ablanız oynasın mı? Ya tamam tamam. Geçin bakalım şöyle. Tamam.